Dostlar yeni bir videomuza daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Spell'in teknik analizini gerçekleştireceğiz. Oldukça kritik bir noktada arkadaşlar. Açıkçası tamam mı devam mı gibi bir durum söz konusu şu anda. Birazdan bütün bunların ayrıntılarına zaten gireceğiz sevgili dostlar. Oldukça kritik bir pozisyonda olduğunu söyleyebilirim Spell'in. Videoya geçmeden önce pekala belirtmem gerekiyor ki bu videoda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat demiyoruz sevgili dostlar. Kârınızdan da zararınızdan da sizlerin sorumlu olduğunuzu bilerek lütfen videoya devam ediniz. Ayrıca sizlerden ricam insanlar videoları seyrediyor fakat kanala abone olmayı unutuyorlar arkadaşlar. Videolara emek veriyoruz. Sizden ricam bir saniyenizi ayırıp kanala abone olmanızdır arkadaşlar. Abonelik bizler için oldukça önemli. Lütfen abone olmayı unutmayalım, ihmal etmeyelim. Kanala abone olalım sevgili dostlar. Şimdiden teşekkür ederim. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi dostlar gel gelelim Spell'e. Spell'de nasıl bir durum var arkadaşlar? Şöyle bakalım. Şimdi dostlar geçtiğimiz günlerde yukarı doğru ciddi bir hamle gelmişti bakın. 0.0.32-33 pozisyonlarından nereye kadar? 48'lere kadar bir ani yükseliş geldi ve daha sonrasında biz net bir şekilde üst kanala atmış bulunduk. Burada aslında şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar bakın. Hareket üst kanal odaklı geldi. Ama şöyle bir durum var. Evet üst kanala da geçtik. Buradaki sıkıntı şu. Bizim arkadaşlar EMA 50 eğimimiz çok maalesef sıkıntılı bir yerde. Bakın biz her videomuzda söylüyoruz. Bir coin'in arkadaşlar bakın bir coin'in yükselişe geçti. Artık yükseliyor diyebilmemiz için günlükte EMA 50'nin üzerinde onu görmemiz gerekiyor. Spell'de de evet yani bunu görmeye çalışıyoruz. Bir türlü EMA 50'nin üzerine atıp EMA 50'den Spell dostlar destek alamadı. Yukarı doğru çıktı. Bakın EMA 50 yakınlarına geldikçe tekrar aşağı doğru bakın bir mum. Sürekli olarak arkadaşlar mumlarını göstermiş. Bakın sürekli olarak arasında sıkışmış kalmış. EMA 50'nin her ne kadar üzerine atsa da EMA 50'den destek alamamış. Bizim beklediğimiz senaryo tabii ki burada şu şekilde bir senaryo. Yani EMA 50'nin üzerinden destek alma, daha sonrasında üzerinde kalma senaryosunu bizim görmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Şu anda böyle bir sıkıntı mevzu bahis ve bakın arkadaşlar EMA 50'miz aşağı yönlü olarak seyrediyor ve biz neredeyse bakın EMA 50'mizle desteğimiz arasındaki mesafe oldukça kısaldı arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor ki önceki videolarımızı izleyenler bilir. Bakın şöyle aşağı yönlü bir şekilde dostlar EMA 50'miz aşağı yönlü bir şekilde bakıyor. Bir yerde bu son bulacak. Yani önümüzdeki bir iki gün, birkaç gün içerisinde diyeyim. Spell kendisini ya tam aşağı vuracak arkadaşlar ya da tam yukarı vuracak. Bakın bunu söyleyebilirim. Çünkü artık yani gidecek bir yeri kalmadı. Ne kadar yani aşağı düşse 42. Yukarı çıksa en fazla neresi? 43. Yani bir yerde bakın alan daraldı arkadaşlar. Alan daraldı şu anda. Yani ya tam yukarı atacak ya da aşağı atacak. Durum bu. Yani çok sert bir hareket gelecek arkadaşlar birkaç güne. Haberiniz olsun. Şöyle bir 4 saatliğe girelim. Bu kadar sert olmasının tabii ki de sebepleri var. Bakın arkadaşlar, sert bir hareket dememin sebepleri şunlar. Ne dedik? EMA 50 günlükteki EMA 50 güçlü çıkıp bizi aşağı yönlü ezer ise eğer biz arkadaşlar 42-21'i bakın şu alt desteğimizi çok güçlü bir destek bu aslında. Biz buranın altına düşersek bakın 4 saatlikteki EMA 50'nin biz şu an zaten altındayız. Bizi tutamaz. Şöyle gelelim bak 3-2 diye teker teker girmeyeceğim. Onlarda da şeyiz zaten altındayız arkadaşlar. Saatlikte yine altındayız. Yani şunu söylemeye getiriyorum. Sözün geldiği nokta şu arkadaşlar. Biz bu kanalı bu desteği kaybeder isek eğer hareketimiz aşağı yönlü 0.0033'lere kadar bizim düşüşümüz sürebilir arkadaşlar. Çünkü bizi tutacak herhangi bir şey yok. Bunu da belirtelim. Yani kanalı kaybedersek
alt kanalın desteğine başlangıç noktasına kadar dibin dibi diyebileceğimiz 0,033'lere kadar inme potansiyelimiz var. Bu durumda tabii şunu da söylemek lazım. Havada kalmasın bu da. Buralara inerse buralarda yatay seyretmez arkadaşlar. Tekrardan yukarı çıkar. Yani dibe vurduğu zaman kendisini insanlar şey falan düşünüyor herhalde. Yani sonsuza kadar burada duracağını falan düşünüyor. Ama buna da bir açıklık getirelim. 0,033'lere kadar eğer inerse tekrar yukarı çıkar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Olay bu yani. Hatta hızlı çıkar. Bakın mesela şuradaki harekete iyi bakın. Bir anda yeşil mum yakmış. Bu tarz bir hareket gelebilir sevgili arkadaşlar. Bunu da söylememiz lazım. Yani aşağı düştüğü senaryoda da tekrardan yukarı çıkmak üzere bir hazırlığa girecektir. Böyle bir senaryoda 0,033 pozisyonları alım için çok 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 güzel bir fırsattır. Haberiniz olsun. Son görüşleri olacaktır eğer ki bu pozisyonda görürse. Nitekim bu kesişmenin sonunda kendisini yukarıya atar ise arkadaşlar, kendisini yukarıya atarsa yani desteğimiz güçlü çıkarsa, o zaman artık Spel'de tam olarak bir rally sezonuna girebileceğimizi söyleyebiliriz. Çünkü artık kendisini üzerine atarsa altında hem destek hem EMA50 olacak. EMA50'yi kaybetmemek üzere kazanmış olacak sevgili dostlar. Ve yönü 51-52 pozisyonlarıyla beraber devamında yukarılara doğru çıkacak. Bunu da belirtebiliriz. Ha şunu da söyleyeyim, yani bu söylemiş olduğumuz an bir gün gelecek. Yani ya birkaç gün içerisinde ya da aşağı inip bir fırsat yakaladıktan sonra. Onu da belirteyim. 52'lerin üstü, 83'lerin, 84'lerin üstü ve 0,0105'lerin üstü bizler için destek alındığında alım yapabileceğimiz pozisyonlardır sevgili arkadaşlar. Spell'de şu anda böyle kritik bir durum mevzubayız. Ama korkulacak bir şey yok. Onu da söylemek isterim. Zararda olanlar böyle bir düşüş senaryosunda aşağılardan bakıp alım dilerlerse yapıp amorti ortalamasını düşürebilirler. Ama dediğim gibi bakın, iki tane senaryo söyledik. Bu iki senaryo arasında sevgili dostlar şu 0042 00 4221 sayısını aklınızda tutup aşağısına düştüğü zaman bakın, ama aşağısına iğne atabilir bakın. Bunu söyleyeyim. Yani aşağısına düşüp uzun süre, birkaç saat mesela kaldığını gördüğünüz zaman bunun düşebileceğine dair bir sinyal olduğunu bilebilirsiniz. Yani buradaki bizim dayanak noktamız arkadaşlar, o ince çizgi 42-21. 42-21 arkadaşlar. Şöyle tekniklere bakalım ne var. 9'a 6 günlükte sat vermiş. 4 saatlikte 13'e 3 sat vermiş. Haftalıkta da 5'e 3 sat vermiş arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar dilerim. Kanala abone olup videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.